Değerli arkadaşlarım merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tekrardan bir aradayız ve şimdi tekrardan güzel kaliteli bir şarap tanıtımı ile sizlerle birlikteyim. Evet, bu şarabın daha önce farklı versiyonlarını, farklı çeşitlerini içtik. Ama bunu ilk kez deneyeceğiz arkadaşlar. Bunun adı Buzbağ Klasik. Boğazkere ve öküz gözü üzümlerinden yapılmış bir şarap. Teferruata değineceğim. Şu şekilde bir görüntü verelim. Bu videomda arkadaşlar Buzbağ Klasik'i sizlere tanıtmaya gayret göstereceğim. İçimi son derece dengeli Anadolu'nun eşsiz et yemekleri ve baharatlı yemekleriyle son derece uyumlu bir şarap. Öküz gözü Elazığ yöresine ait ve Boğazkere Diyarbakır yöresine ait üzümler ve bunlardan yapılmış kupaş. Öküz gözünün yüksek asiti Boğazkere'nin taninleriyle birlikte birleştiği zaman gayet dengeli, enfes bir şarap ortaya çıkıyor. Ve ben bu şarabı arkadaşlar aylar önce aldım. Benim arkadaşlar şarap dolabımda bu şekilde yatık vaziyette beklemekteydi ve bugüne nasip oldu. Bundan bir kadeh içeceğim ve devamını da bugünkü, yani bugün cumartesi günlerden ve ayın arkadaşlar an itibariyle 21'i canlı yayınımda devamını getireceğim. Evet, şarabımızı hemen vakit kaybetmeden şöyle bir açalım. Ondan sonra da sizlere şöyle geri dönüşünü hızlı ve etkili bir şekilde yapayım arkadaşlar. Sonra böyle masamın üzerindeki bir takım yiyeceklerden sizlere kısaca bahsedeceğim. Ve sonrasında da arkadaşlar şarabımızın geri dönüşünü yapmak suretiyle olayı bitireceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi şurada bir çentik arıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi de oradaki çentik gizlenmiş durumda. Ama tabii demokraside çare bitmez, tükenmez. Bizim bakın burada türbüşonlarımız var. Şöyle bir çizik atmak suretiyle arkadaşlar bu çentik işini çözeceğiz. Ve sonrasında da şarabımızı açacağız. Evet, üstündeki şu tıpayı çıkardık. Evet. Şöyle türbüşonumuzu çevirmek suretiyle hızlı bir şekilde şarabımızı açma cihetine gidiyoruz. Fiyat konusuna değinmedim çünkü ben bunu aylar öncesinde aldım arkadaşlar. Fiyatlar Türkiye'de çok hızlı ve seri bir şekilde değiştiği için yüksek enflasyondan dolayı bilmiyorum şu anda kaç paradan satılıyor, fiyatı nedir. Ama çok kaliteli güzel bir şarap bizi karşılayacak ve bu şarap bizi tatmin edecek. Bunu sizlere deklare edebilirim. Bahsettiğim üzümler birbirleriyle son derece uyumlu. Harika bir geri dönüş sunacaklar bize. Bu arada şarabımı açarken demin şöyle parmağımda ufak bir şöyle delik de açıldı. Şöyle bir kolonya sıkmak suretiyle onun şeyini yapalım, önlemini alalım ve şarabımızı bardağımıza dolduralım arkadaşlar. Çok güzel bir renk, yakut kırmızısı, harika bir ses. Henüz kokusunu hissetmedim. Şöyle şarabımızı buraya koyalım. Güzel bir koku. Gayet güzel. Olgunlaşmış üzümler. Harika bir geri dönüş. Bu arada şarabımız arkadaşlar yüzde, yanılmıyorsam, evet %13 alkol. 75 santilitrelik bir şişe içerisinde. 4-5 yıl olgunlaştırılabiliyor. Ve 16-18 santigrat derecede içilmesi tavsiye ediliyor. Zaten şu anda odanın sıcaklığı biraz daha fazla olsa da şarap sıvı, likit, onun ısısı şu anda o bahsedilen derecelerde. İçerisindeki kükürt dioksiti biraz şöyle def etme yoluna gidiyoruz ve bu meyanda o güzel kokuyu tekrardan şöyle teneffüs ediyoruz. Bu arada ben biraz şöyle yemeklerimden bahsedeyim.
Çok güzel bir acılı ezmem var arkadaşlar. İçerisinde bol miktarda baharat bulunmakta. Bu da baharatı, baharatlı yemekleri seviyor. Ve çerezimiz var. Atıştırmalık şaraplarla gayet uyumlu. Hacı Baba'nın. Ve kıymalı pidemiz var. Bu da baharatlı ve kırmızı etten yani yapılıyor. Kıyma biliyorsunuz. Yani son derece uyumlu bir menümüz var. Akşam da bunun bu kadar yine daha fazlasını çıkartacağım canlı yayında. Daha değişik biraz meze takviyeleriyle de şarabımın kalan kısmını içeceğim. Şöyle şerefinize diyorum. O güzel kokuyu aldık arkadaşlar. Siyah meyve kokuları geliyor. Bol miktarda ve işte baharatımsı güzel kokular geliyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Çok güzel. Harika. Şimdi şöyle bir durum var. Onu sizlere hemen hızlıca lanse edeyim. Tekrar aynı konuya birazcık dönmek zorundayım. Çünkü daha iyi anlayın diye, algılayın diye olayı. Sonuçta nefasetini siz tatmadığınız için bilemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz gibi boğaz kerenin güçlü tanenleriyle öküz gözünün yüksek asiti birbirini dengeliyor ve bu şarap ortaya çıkıyor. Harika bir geri dönüş. Harika bir uyum içerisinde güzel bir kupaj olmuş. Yani monosepaj değil, tek üzüm çeşidinden yapılan bir şarap değil. Birden fazla üzüm çeşidi kullanıldığı zaman kupaj oluyor. Kupaj bu ve harika bir geri dönüş. Ben çok beğendim. Çok güzel. Yıllanmaya elverişli. Yaklaşık belki 8-9 aydan beri benim mahzenimde dolabımda duruyor. Ve bugüne nasipmiş. İyi de oldu. Biraz rahatsızdım. Bana iyi gelecek arkadaşlar. Ve güzel buruk tadıyla, tanenleriyle, yüksek asidin dengelenmesiyle oldukça ortaya güzel bir ürün çıkmış. Tavsiye ederim. Alın, için deneyin. Tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada şu yasal uyarılara da bir göz atarsanız sevinirim. Şu da şarabımızın ön bölümü. Şimdi bunu bir karnımda hafiften aç. Canlı yayına da gireceğim. Şöyle kıymalı pidemle de denemek istiyorum. Şöyle birkaç dilim yemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dürüm yaptım. Oldukça güzel. Harika. Çok güzel. Bu arada ezmem çok güzel. İçerisinde ceviz de var. Bol miktarda baharatlı. Çok lezzetli. Ve bu pideyle de uyumlu. Aynı zamanda şarapla da uyumlu işte. Bahsettim ya baharatlı yemekler, et yemekleri Anadolu'ya özgü. Kebaplarla son derece uyumlu bu şarap. Silkelendim, kendime geldim, gözlerimin önü açıldı. Hoş, güzel bir geri dönüş, nefaset.
1944'ten beri Buzbağ Klasik, Kayra, Öküz Gözü Boğaz Askeri 2020 rekoltesi. Bakalım nerede yetişiyor. Mey Alkol İçkiler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi üretiyor bunu. Şişli İstanbul Elazığ Şarap Üretim Tesislerinde üretilmiş. Adını Harput'taki buzluk mağaralarından alan Buzbağ bu şarapla Elazığ'ın Öküzgözü ve Diyarbakır'ın Boğazkere üzümlerinin uyumunu sunuyormuş. Evet. Gerçekten de çok güzel. Çok hoşuma gitti. O yüzden de sizlere tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. Tabi alkol ilişkileri o kadar fazla zamlandı ki arkadaşlar. İnanın bunları almak artık hiç kolay değil. Gerçekten yani hangi içkinin başına gitseniz, yanına gitseniz müthiş fiyatlar, müthiş bir fiyat skalası moralinizi bozuyor. Sizlerin canını sıkıyor. Tabi benim de. İsviçre'deydim işte malumunuz. Geleli daha bir hafta olmadı. Oralardaki uygun fiyatları görünce buralarda gerçekten yani yaşamanın ne kadar zor olduğunu insan anlıyor. En kaliteli, en güzel şampanyaların bile 9-10 frank olduğu veya en güzel, en kaliteli şarapların en ortalama yani içilebilir diyelim yüksek kalitelere geçmeden yine 7-8 frank, 9 frank, 10-11 frank olduğu 50 kuruşa sent diyemeyeceğim ama onların para birimi işte frank olduğu için 0.50 yani 1 franka 2 şişe biranın alınabildiği ortalama biraların kaliteli biraların 1.5 franktan 2 franktan daha işte ne bileyim içilebilir biraların normal biraların 1 franktan başladı. Ve Almanya'da daha ucuz arkadaşlar İsviçre'ye göre. İsviçre dünyanın en zengin, en refah ülkelerinden biri ama fiyatlar ve aldıkları ücretler ona göre değişiyor tabii. Daha fazlalaşıyor. Tabii ülkemizde biraz can sıkıyor, bayağı bir can sıkıyor. İnsanlar bunları alamıyor, içemiyor ve moral motivasyonu çok daha iyi seviyelere çıkmıyor. Bakın, şu kadarını bile içmek insana yetiyor esasında. Neden bizim insanımız kendi ülkemizde üretilen bu güzel üzümlerden yapılan şarapları doya doya içemesin? Neden? Gayet güzel gidiyor. Yani baklava, börek gibi gidiyor yani. Çok hoş, çok güzel. Harika. Orta seviyede bile olmayan bir şarap bu arkadaşlar. Yani it öldüren, köpek öldüren dediğimiz şarapların daha üst seviyeleri. Orta seviye bile olmayan bir şarap bu kadar güzel yapılıyor ülkemizde. Ama insanlarımız bunu belki şimdi alacak olsa bilmiyorum şu şarap 150 liradan aşağı değildir. Belki de 170-180 lira. Ben bunu aldığımda belki 60-70 liradan 80 liradan aldım. Çok da uzun bir süre olmadı. Dediğim gibi yani 6 ayın biraz üzerinde oldu. Yani %100 zam gelmesi insanı düşündürüyor. Aynı zamanda karamsar bir havaya sokuyor yani. Sanırım şarap hakkında hemen hemen her şeyi söyledim. Arkadaşlar biraz sonra da yarım saat sonra da yayınım var. Hemen hemen her şeyi anlattım. Videomu burada noktalasam iyi olur. Bu videoyu ekstra yayınlayacağım ki bu şarabı arayıp bulmak isteyenler veya işte arattırdığında bu şarap ortaya çıksın.
bunun nefasetini, tadımını yaptığım bilinsin. Ona göre insanlar ne hissetmişiz, nasıl tüketilir, yani faydalı bilgiler var esasında. Üzümler ne, hangi yöreye ait, uyumu nasıl, şarap nasıl, bunun hakkında bilgi olsunlar diye. Biraz da terledim, terletti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videolarımız hızlı bir şekilde, seri bir şekilde gelecektir, yüklenecektir. Siz de bunları seyredeceksiniz. Hepinize hayırlı, güzel günler, bol güneşli, bol paralı günler diliyorum arkadaşlar. Vitamin değerleriniz yüksek olsun. Alım, satım yaparken sıkıntı çekmeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ekonominiz düzgün olsun. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hayat istediğiniz gibi olur. Her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.